Nerede bu numaralar? Şevki! Ne yapıyorsun sen? Hiç. Faturalara bakıyordum öylesine. Ne oldu, bir şey mi istedin hayatım? Ne o, neden telaşlandın? Şimdi de faturalarımı mı incelemeye başladın? Hayrola, sen mi ödeyeceksin? Öylesine bakıyordum canım. Çok kabarık gelmiş de bir yanlışlık yapmasınlar diye. Biliyorum ben senin derdini. Bana bak kadın. Saçma sapan sorularından da dedektifliğinden de sıkıldım. İster inan ister inanma, bir şey yapmıyorum. Ama insanın aklına zorla karpuz kabuğunu sokuyorsun. Demedi deme. Sen de ben etraftayken bir daha gürültü yap. Bak ben sana beş kardeşin tadını hatırlatıyor muyum, hatırlatmıyor muyum? Ama ben piyanist olacağım. Olacaksın bir tanem. Olacaksın bebeğim. Hadi seni giydirelim. Randevuya geç kalmayalım. Enişten beni yine dövecek mi? Hayır hayatım, olur mu öyle şey? Kılına bile zarar vermeyecek senin. Ben buradayım halacığım. Bakma sinirinden öyle söylüyor. Yoksa seni canı gibi sever. Hadi gel giydireyim seni. Ya dursana, yetişemiyorum. Böyle koşarak konuşulmaz ki bu. Ara saati bitti, okula geç kalıyorum, duramam. Hem konuşacağımızı konuştuk. Arkadaşımı özledim. Yine mi o? Ne diyor? Arkadaşını özlemiş. Arkadaşçılık oynuyoruz ya. Neden şaşırmadım acaba? Of Simge, bilmediğim bir şey söyle bana. Herif yılan gibi, biliyorum. Şimdilik iyi niyetli gibi yaklaşıyor ama buna daha ne kadar devam edeceği meçhul. Bunu da biliyorum. Ben sana yapılacak şeyi söyledim arkadaşım. Sakin kafayla düşün, tart kararını ver. Böyle salağa yatarak bu işten sıyrılamazsın. Hem unutma, intikam soğuk yenen bir yemektir. Geç kalmışsınız. 4 yaşında en geç yazdırsaydınız keşke. 0-6 yaş eğitimi çok önemli biliyorsunuz. Biliyorum. Ama ben bu çocuğu evlat edinmeye çalışıyorum. Mahkemeyle uğraşmaktan sıra okula gelmedi. Özel durumu olan bir çocuk. Okul psikoloğunuzdan da yardım almak istiyorum. Anlıyorum. Çocuğu biraz gözlemleyelim, sizinle ona göre konuşur psikoloğumuz. Kaybettiği zamanı telafi etmesi için elimizden geleni yapacağımızdan kuşkunuz olmasın. O yüzden sizi seçtim zaten. Teşekkür ederim. Cansu uyumlu bir çocuğa benziyor. Kısa zamanda adapte olup kendine yeni arkadaşlar edineceğinden eminim. Gözünüz arkada kalmasın Şevkiye Hanım. Teşekkür ederim. Cansu artık size emanet. Bir tanem, sevdin mi burayı? Bundan sonra burası senin okulun. Burada öğretmenlerine ders yapacaksın. Arkadaşlarınla oynayacaksın. Müzik dersin de olacak. Olacak mı? Tabii ya. Sıkılmayacaksın artık evde. Ben şimdi gideyim. Akşam gelip seni alacağım. Bugünlük servise yolu birlikte tarif ederiz, tamam mı? Hı hı. Oh, oh. Bay bay çocuklar. El sallayın. Buyurun Şevkiye Hanım. Ay görsen nasıl mutluydu orada. Müdür andı, bir ilgilendi sağ olsun. O kadar paraya ilgilenmeseydi bir de. Ya tuttun onun da gözünü çıkardın Şevki'ye. Ne yapayım hayatım? 3 yıl kaybı var zaten. İyi bir okul olsun da telafi etsin dedim. İyilerin hepsi de pahalı. Ne olursa olsun. Alt tarafı anaokulu. Ya üniversite parası verdirtiyorsun bana. Ya bu çocuğa harcadığımız paranın haddi hesabı yok. Geliyor. Hı. Gel bir tanem. Yıkadın mı ellerini güzelce? Evet. Hı. Havuçta koyayım mı? Ablamlar yarın beni alacaklar mı okuldan? Ay dur, iyi ki hatırlattın. Arayıp haber vereyim onlara. Alacaklar tabii, almazlar mı? Yaşasın. Armağan ablam çok kötü kırdı bu defa ablamı. Deli ya, köşeye sıkışınca tırmalayıveriyor. Lafım nereye gidiyor diye hiç tartmıyor ki o anda. Kötü niyetinden yapmamıştır tabii. Niyet her zaman önemli değil.
Bazen kendine hakim olmayı öğrenmek zorunda insan. Konuştu yine Ulu Bilge. Efendim? Elif ablan evde mi? Ne oldu hala? Ay ablanı versen. Bir dakika. Halam. Abla! Halam arıyor. Üf, ne istiyor yine? Efendim? Elif, ben Cansu'yu anaokula yazdırdım bugün. Geç bile kalmışsınız dediler. Yaşı gelmiş de geçmiş çocuğumun. Yaşıtlarından geri kalmış, yazık. Hala? İşine gelmedi tabii. Neyse, adresi vereyim de yarın çıkışta siz alın onu okuldan. Sizin o tarafa servis yok. Tamam, kaçta çıkıyor? En geç 6'da almış olur. Tamam, alırız. Sen ver adresi. Doydun mu kızım? Doyduysan hadi hayatım. Servis gelecek. Hadi. Hadi. Okulda uslu duruyorsun değil mi? Dünya para saydık o okula. Bir arıza çıkarırsan bozuşuruz vallahi. Niye çıkarsın canım? Benim kızım pırlanta gibi. İlk günden sevdirdi bile kendini. Akşam ablanlar gelip alacak seni. Servise binme, oldu mu benim güzel kızım? Tamam. Yarın akşam yine bendesin ama evinde. Servis gelmiştir. Hala. Canım. Burası benim evim değil. Lütfen öyle söyleyip durma. Ama ben seni ablanlardan daha çok seviyorum. Bunu zamanla sen de anlayacaksın bir tanem. Hadi arkadaşlarını bekletme. Bak. Merhaba. Günaydın. Merhaba. Hadi hayat. Gel buraya. Yanıma otur. Hadi hayatım, annen geldi. Hoş geldiniz. Aşkım, hoş bulduk. İyi günler. Güle güle. Teşekkür ederim. Hadi gel aşkım. Cansucuğum, ablanlar geç kaldılar. Gelirler şimdi. Halanı arayalım mı, ister misin? Hayır, ablamlar gelecek. Tamam hayatım, bekleyelim biraz daha. Ben diğer arkadaşlarını uğurlayayım, yanına geliyorum. Tamam. Ben seni daha çok seviyorum. Bunu zamanla anlayacaksın. Eh be Armi'cim, nasıl vurdun sen Yeliz'e? İyi olmamış hiç bu. Ben de pişman olmuştum ama az bile yapmışım. Gördün değil mi halini? Bastı bir de sinemaya gitti utanmadan. Elif de zaten başım belada. Bir de bunu duyunca gör sen akşam. Geberteceğim o Yeliz'i evde ben, geberteceğim. O sinemayı burnundan fitil fitil getirmezsem. O da intikam alıyor kendince. İçin rahat edecekse takip edelim. Gittiği sinemanın çıkışını da bekleyelim diyeceğim ama... bu ancak ipleri daha da gerer. Ya ne takip edeceğim ya? Bir daha diklenecek, zıvanadan çıkaracak beni. Sokak ortasında rezil olacağız iyice. Zaten olduk olacağımız kadar. Okulda diye sustum, yoksa alırdım onu aşağı ben. Alo. Arman, Cansu'yu bir versene, sesini duyayım. Okulu nasıldı? Cansu! Ay lanet ya, ben Cansu'yu unuttum. Ne demek unuttum? Nasıl unutursun Armin, şaka mı bu? Ya tamam dur, gidiyorum hemen. Sen benim nelerle uğraştığımı biliyor musun? Armi! İyi günler. Cansu gezeceği almaya geldim. Ben ablasıyım.
Hoş geldiniz. Cansu da bahçede sizi bekliyordu. Şimdi ona bakmaya geldim ama yok. Nasıl yok ya? Sakin olun canım. Oyun odasına geçmiştir. Buyurun. Yetiştik bak. Burada da değil. Bir saniye bekleyin, ben diğer odalara da bakayım. Nerede bu ya? Buradadır canım, korkma hemen. Ya nereye gitti bu çocuk? Burada da yok. Ya ne demek yok? Nasıl ya? Cansu! Cansu! Ablacığım! Cansu! Cansu! Utku yok, yok! Tamam, sakin ol. Cansu! 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 Cansu neredesin ablam? Cansu! Cansu! Utku yok, yok! Az önce Cansu buradaydı. Dış kapıyı nasıl açabildi anlamıyorum. Ne biçim bir okul burası ya? Elif! Ne oldu? Elif, Cansu yok. Nasıl yok? Armi sen ne diyorsun? Hayır. Halan mı yok almış? Yok işte, yok yok. Okulda yok, gitmiş. Ne demek gitmiş? Tek başına nasıl gider? Bilmiyorum Elif ya, ne bileyim ya. Okulda mısın sen hala? Eminsin değil mi? Baktın her yere. Baktım, her yere baktım. Halamı arayacağım. Dua et o almış olsun. Ah Armağan, ah Armağan, şu yaptığına bak. Elif ne oluyor? Ne bu telaş? Ya Cansu kayıpmış. Ne? Efendim? Merhaba hala. Cansu'yu bizim alacağımızı unuttun, sen aldın değil mi? Hayır canım, ne demek o? Cansu sizde değil mi? Okulda yok mu yoksa? Yok değil mi? Bir çocuğu almayı beceremediniz, kaybettiniz değil mi? Doğruyu söyle bana, nerede Cansu? Hala tartışacak vaktim yok. Elif! Elif! Cansu. Halam da almamış. Okulda da yok. Nereye gider bu Mihracı Hanım? Hay Allah, polise gidin bari hemen. Çıkışa bir saat var, ben de gitsem yanlarına. Armağan tek başına halledemez. Saçmalama, git tabii, durduğun kabahat hadi. Halam da yok. Ben okula geliyorum Armi. Teşekkür ederim. Şevki Hanım aradı. O da çok telaşlanmış. Siz bir haber alabildiniz mi? Maalesef. Yok, ben bekleyemem burada böyle. Bari Elif gelene kadar sokak sokak arayalım. Hadi. Ya ne demek nasıl gittiğini anlamadık. Size çocuklarını emanet ediyor burada insanlar. İlk günler çocuklar adaptasyon güçlüğü çeker. Kendilerini yalnız, terk edilmiş hissederler. Vaktinde gelmemiş olmanıza kırıldı Cansu. Ben gidip gelip onunla konuşuyordum. Sadece bir an gözüm ayırdım. Tepki için kaçmak istedi sanırım. Bu bizim de ilk defa başımıza geliyor. Çok üzgünüz. Keşke vaktinde gelseydiniz. Ne yani? Laf mı bu şimdi? Birisi geciken çocuğu sokağa mı bırakıyorsunuz? Bunu ucuz atlatamayacaksınız, haberiniz olsun. Elif, istersen polise gidelim. Burada kavga etmenin bize bir faydası yok. Merak etme, onu bulacağız. Sakın beni teselli etmeye kalkma Utku. Hepsi senin yüzünden, görmüyor musun? Sen biraz Armi'yi rahat bıraksaydın Cansu'yu almayı unutmayacaktı. Elif Utku'yla bir ilgisi yok. Yeliz okulda çıldırttı beni. Simge ile kanka olmuş yine, kavga ettik. Utku'yu sonra savunursun Armi. Ben karakola gidiyorum. Siz rahatınızı bozmayın, gezmeye devam edin. Gidelim. Senin içeri gelmene gerek yok Utku, biz hallederiz. Bak Elif, izin ver yardımcı olayım. İyi niyetin aileme yeterince zarar verdi. Gerçekten yardım etmek istiyorsan dışarıda bekle. Buradayım ben. Alo, Ali. Ya abi, çok kötü bir şey oldu. Bu yanımızdaki fotoğrafı.
Gerekirse evden başka fotoğraflar da getirebiliriz. Bunu çoğaltıp dağıtın bir an önce. Emredersiniz efendim. Arkadaşlar bu fotoğrafı gerekli yerlere ulaştıracaklar. Army haber var mı? Sayın Bey merhaba. Timuçin İlter ben. Osman Akçıhan selamını iletti. Sizi arayacaktı ama... Aradı Timuçin Bey, hoş geldiniz. Bütün ekipleri haberdar ettik. Arama çalışmaları başladı. Çocuk kayıp bürosunu bilgilendirdik. Osman Bey de takip ediyor. En ufak bir gelişmede sizi haberdar edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Bu arada... Buyurun, kartım. Üstünde cep numaram da var. Hı hı, peki. Tamam Timuçin Bey, elimizden geleni yapacağız, merak etmeyin. Elifciğim gidelim mi artık? Burada perişan olmayın. Sayın Bey çok teşekkür ediyorum, hoşça kalın. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Hı hı. Çok olmamış daha. Fazla uzaklaşmış olamaz. Hep beraber gidip anaokulun civarını arayalım. İnsanlara soralım. Belki bir gören olmuştur. Biz onu yaptık Utku'yla. O zaman sizi eve bırakayım isterseniz. Belki eve gelmeye çalışıyordur. Biz gideriz, bırakmana gerek yok. İkinize de çok teşekkür ederim. Koşup yetiştiniz. Ama Armağan'la biraz yalnız kalmak istiyorum. Eve de biz birlikte gideriz. Görüşürüz. Görüşürüz. Tamam. Elif, madem arayacaktık, niye gönderdik çocukları? Hala aklın Utku'da mı kaldı? Ha şimdi anlaşıldı. Beni rahat rahat azarlamak için göndermişsin. Armağan, bir de üste mi çıkacaksın? Ya ne alakası var Elif? Yeter üstüme gelme. Ben zaten kendimi yiyorum. Hep birlikte daha iyi arardık diye söylüyorum. Hem baktık biz buralara onunla ya, söyledim sana. Seni beklerken bütün okul civarını aradık. Bir daha bakmak istiyorum Army. Nasıl yok olabilir bu çocuk ortadan ya? Nasıl yok olabilir? Kendi gitmek istediyse çoktan uzaklaşmıştır. Niye istesin ki? Yürü kızım, yürü. Ya yürüsene. Cansu. Hadi yürü artık, sinir etme beni. Bulduk işte. Cansu. Kızım yürüsene. Cansu. 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 Bin dedim şu arabaya. Hadi artık bin. Daha fazla sinir etme beni. Hadi. Manyağa bak, kaçırıyor. Cansu! Dur! Cansu! Cansu! Dur! 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 Çekilsene kardeşim. Dur dedim, dur, dur! Ne yapıyorsunuz siz ya? Ne yapıyorsunuz? Allah Allah! Ne yapıyorsunuz kardeşime? Ne oluyor ya? Kime ne yapıyorum? Kızım bu benim. Şımarıklık yaptı yine bugün. Sinirlendirdi beni. Pardon, affedersiniz. Ablam ya, neredesin? Kızlar vaktinde almaya gelmemişler çocuğu. Okuldan belge de aldım, bakın burada. Bu büyük sorumsuzluk. Bu şartlarda hakim lehimize karar verecektir duruşmada. Tabii yavrum bulunursa. Toparla biraz kendini Şevki. Polis arıyor işte. Ya başına bir şey gelirse? Ah bu kadınlar. Hemen her şeyin en kötüsünü düşünürler. Duruma çabuk müdahale edildi. Kayıp vakalarında genellikle çocuk 48 saat içinde bulunur, merak etmeyin. Görüyorsunuz değil mi neden almaya çabalıyorum Gökalp Bey? Sahipsiz meleğim benim, sahipsiz. Hadi siz içeri girin. Abla ya. Hadi. Hadi hadi. Of. Hadi. Elif. Hala gözüme bakabiliyorsun dik dik. Aferin. Vallahi aferin. Bir okuldan almayı bile beceremediniz. Hayır, ne vereceksiniz o çocuğa da direniyorsunuz. Hala, inan şu an hiç tartışacak halde değilim. Diyecek sözüm ne var da tartışacaksın? İki gün sonra mahkeme var. Bundan sonra biraz utanın da ayağıma dolanmayın. Herkes kendi havasında. Kimin okulu, kiminin işi.
Çocuk kimsenin umurunda değil. Sırf bana garezinizden savaşıyorsunuz. Orada dur bakalım Şevki Hanım. Sen bu çocukları iyice sahipsiz mi belledin? Yaralarına merhem olacak bir lafın varsa geç otur. Taştan da olsan halılarısın çünkü. Ama yok, tuz basmaya geldiysen çek git buradan. Sana laf düşmez bari, hadi. Sana düştükten sonra bana haydi haydi düşer. Tek Cansu mu senin yeğenin? Şu garipler ne halde hiç görmüyor musun? Hiç mi için sızlamıyor senin? Onların etinden et kopmuş, içleri yanıyor zaten. Bir de sana lüzum yok. Var git, kimsenin yüreğini oynatma daha fazla. Dedim sana gelmeyelim diye Şevki'ye. Bu kavganın bir manası yok. Yürü hadi. Tamam bir dakika. Bilip bilmeden atıp tutuyorsun. Az demedim bunlara yardım edeyim diye. Bu dik kafalar laf dinliyor mu? Kuyruğu dik tutacağım diye kardeşlerini de harcıyorsun. Aç gözünü de gör. Cansu'm şimdi kim bilir nerelerde. Kardeşinizdir dedim, insaf ettim. Ama bundan sonra o da yok. Zor görürsünüz onu artık. Ya sen deli mi edeceksin bizi ya? Hele bir çocuk sağ salim bulunsun da. Sen önce evine git de dua et kadın. Şevki, hadi yürü artık. Başımı belaya sokma benim. Hepsinde bir metre değil. Başka hadi. Bir şey yok. Sağ ol Bade abla. Hiç onunla kapışacak gücüm yoktu. Allah büyük kızım. Haber alırsanız beni de haberdar edin ha. Uyuyamam ben bu gece. Uyumadın mı sen hiç? Uyuyacak zaman mı? Sen yattın maşallah küp gibi. Ha sen uyumadın diye çocuk bulundu mu? Ya çay bile koymamışsın daha. Ya akşam yemeğini anladık da kahvaltı da mı yok? Yani Cansu Hanım bulunana kadar açlıktan öleceğiz mi? O çocuk kim bilir nerede ne durumda? Sen anca boğazını düşünüyorsun. Gerekirse evet nefes bile almayacaksın. Ya sabır, ya sabır. Kızlar hadi yayılmayın. Gidip hazırlanın hemen. Okula gitmemizi beklemiyorsun herhalde. Niye? Abla saçmalama, bu halde ne okulu ya? Zaten ilk dersleri de kaçırdık. Neresinden yakalarsanız kâr değil mi? Ben bugün izinliyim. Evde haber bekleyeceğim. Hepimizin beklemesine lüzum yok. Abla bugün bende bile ders dinleyecek hal yok. Evde kalalım. Evet abla lütfen. Sığamam ben okula. Burada ne değişecek? Kızlar ne olur yardımcı olun. Bu sene hiçbirinizin ders kaçırmaması lazım. Kendinize verebildiğiniz kadar derse verin. Üf ya. Birlikte olsak ne var sanki? Yeliz birlikte oturup ne yapacağız? Ağlayıp gücümüzü tüketeceğiz. Ben aklıma kötü şeyler getirmemek için uğraşıyorum. Siz de uğraşın. Dua edin. Allah onu bize bağışlayacak biliyorum. Cansu'muza bir şey olmayacak, tamam mı? Hiç bana bakma ne olur. Ben haber almadan bir yere gitmem. Armi, kızlara kötü örnek olma. Tamam. Gazete ilanı ne iyi olacak değil mi? İşe yarar inşallah. Aslında bizim de Cansu'nun fotoğrafıyla bir ilan bastırmamız lazımdı.
Okulun bütün civarındaki duvarlara yapıştırsak çok iyi olurdu. Biri görmüştür mutlaka. İyi de hangi parayla? Ya bıktın böyle eli kolu bağlı oturmaktan Armi. Her şey gelip paraya dayanıyor ya. Paran yoksa yaşaman suç. Şu hale bak. Bak adam 2 dakikada gazeteyi polise halletti. Bize kalsa derdimizi anlatabilecek miydik acaba? Ne haksız bir düzen bu ya. Kafayı yiyeceğim. Elif gözünü seveyim, sakin ol. Bizi ezmeyecek bu düzen, biliyorsun değil mi? Asla. Sizi asla ezdirmem. Bunun için ne yapmam gerekiyorsa yaparım. Ne yapmam gerekiyorsa. Cansu'yu bulmak için para gerekiyorsa bu parayı bulacağım. Merak etme. Elif, haber yok mu hala? Yok. Korkma, bulacaklardır. Şimdiye çoktan bulmaları lazımdı. Ne kadar uzağa gidebilir ki? Bu kız gözümün önünden gitmiyor. Aklımı kaçırmak üzereyim ihracan. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kafamın içinde sürekli Cansu'nun sesi. Yardım istiyor benden. Bense burada oturuyorum sadece. Nerede şimdi, ne halde? Sadece en kötüsünü düşünme. İstanbul burası. Her gün gazetede neler okuyoruz. Organ mafyası var, çocuk tacirleri var, dilenci mafyası var. Hastası, sapı. Sokakta bir sürü tehlike var ve o sadece 6 yaşında. Ne düşünebilirim ki? Üstelik yarın mahkememiz var ve çocuk ortada yok. Ne diyeceğiz hakime? Kesin alır bizden vesayeti. Ne yapacağımı şaşırdım. El ilanı falan bastırdınız mı? Düşündük ama... Al bunu. Malzemeci için ayarlamıştım. Biraz işini görür. Sizi zora sokmak istemem. Siz ödemenizi yapın. Al sen. Sonra hesaplaşırız, tamam mı? Şu Badire'yi bir atlat da önce. Çok teşekkür ederim. Yeliz, enişten niye gelmiş bugün okula? Hiç bakma ona. Sen gelip söyleyeceğine gizli gizli iş çeviriyorsun. Sen hala görüşmeye devam mı ediyorsun onunla? Ne demek o? Biz oradayken pek samimiydiler. Gezmeler, sinemalar. Yeliz? Görüştüğüm falan yok benim onunla. İçinizden bir benimle samimi diye Cansu'yu sormaya gelmiş. Armi'ye de söyledim. Şevki Hanım her dakika rapor alıyor ya. Bizi de merak etmiş herhalde. Gözümü yaşartıyor. Bizi düşünüyorsa karısını zapt etsin. Bizden uzak tutsun yeter. Sahi yarın mahkemede ne olacak abla? Şimdi Cansu'yu halama mı verirler? Şu kırık dökük hukuk bilgimle ben bile olsam halama verirdim. Galiba doğrusu da onda kalması. Ya ne diyorsun sen abla? Sonuç ortada işte. Çocuğa sahip olabildiğimiz mi var? Hem neyle bakacağız? Dağılmayalım diye direniyorum ama Cansu'nun çıkarlarını göz ardı ediyorum. Hiç değilse orada okula gönderiliyor. İyi bir eğitim alma şansına sahip. Piyanosu var. Müzik eğitimi de alabilir. İstediğini alıp istediğini yiyebilir. Sürekli onunla ilgilenen biri olur. Burada bu koşuşturmanın içinde kaynayıp gidecek çocuk. 2 gündür bunları düşünüyorum. Çocuğu alıp ne yapacağız? Ne vereceğiz ona? Biz de bu yokluğun içinde büyüdük Elif. Ne oldu? Güçlü olmayı öğrendik. Birlik olmayı öğrendik. Yeri geldiğinde lokmamızı paylaşmayı öğrendik. Armi, o zaman annemle babam vardı. Yol gösterenimiz vardı. Şimdi ben bile el yordamıyla buluyorum yolumu. Daha onlar gittikleri gün ne dedin? Hani öğrettikleri bizimleydi. Yanımızdaydılar hep. Doğru söylüyor. Halam Cansu'ya para ve imkan sağlayabilir. Ama annemlerin bize verdiği değerleri veremez. Kendinde olmayanı nasıl versin? Cansu onun gibi ruhsuz bir cadıya mı dönsün istiyorsun? Hem onu bizden soğutmak için elinden geleni yapar o. Cansu daha çok küçük. Ne kadar direnebilir ki? Zamanla ona inanacak, bizden uzaklaşacak. Bir başkası olacak. Ne kadar uğraşsak da bizden olmayacak. Ama o bizim bir parçamız. İleride o ve biz olmaya razı mısın Elif? Kızlar bunları ben düşünmedim mi? Annem babam bizi yetiştirdi, bir yere kadar getirdi.
En azından hepimize doğruyla yanlışı ayırt edecek karakteri verdiler. Ona rağmen yaşadıklarımızı görüyorsunuz. Bocalıyorsunuz. Bocalıyoruz. Ya Cansu? Daha yeni kişiliğe oturacak. Ama kendi derdimizle uğraşmaktan hangimiz onunla yeterince ilgileniyoruz ki? Görerek de öğrenebilir. Elif, biz bir aileyiz. Yeri gelecek aç kalacağız belki. Belki sokakta kalacağız. Ama bu lanet hayatın bizi ayırmasına izin vermeyeceğiz, anladın mı? Herkes bir çıkış aramayacak kendine. Birlikte çıkacağız bu çukurdan. Elimizi tutacağız, omzumuza basacağız ama birlikte çıkacağız. Ya Cansu'yu bulsak da sonra bunu tartışsak? Of. Ne durumda acaba şimdi? Nefes alamıyorum. Abla, yarınki mahkemeye biz de geliyoruz değil mi Yeliz ablamla? Okulunuz var Bilge. Sen gidiyorsun ya. İyi işte, bir kişinin okuldan kalması yeter Yeliz. Aynı şeyi tekrar ettirmeyin bana, ne olur. Bak kızım, ben en doğru kararı verebilmek için süreyi uzun tuttum. Size kendinizi toparlamanız için zaman tanımak istedim. Acınız tazeyken bir de kardeşinizden ayrılmanızı istemedim. Ama durum ortada. Kardeşiniz kayıp. Allah vere de sağ salim bulunabilse. Mali durumunuz da düzelecek gibi değil. Size bile yardım lazım. Bu durumda yapabileceğim bir şey kalmıyor çocuklar. Karar. Temiz yolu açık olmak kaydıyla Cansu Gezici'nin vesayeti Şevkiye Cansel'e verilmiştir. Evime gitmek istiyorum. Evime götür beni amca, ne olur. Senin evin artık İstanbul değil ufaklık. Ya. İstersen son bir kez bak evine.